Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye için sabah saatlerinde başlayan cenaze töreni an itibariyle İran'da şu dakikalarda devam ediyor. İsmail Haniye için ilk cenaze töreni Tahran'da düzenleniyor efendim. Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törende Haniye'nin cenaze namazını İran'ın dini lideri Ali Hamaney kıldırmıştı ve orada kılınan cenaze namazının ardından Haniye'nin naaşı bir araca yüklendi ve oradan da istikamet Azadi Meydanı olmuştu. Halkın katılımıyla geniş bir cenaze töreni düzenleniyor ve an itibariyle de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin tabutunu taşıyan araç Azadi Meydanı'na ulaşmış durumda. On binlerce kişi katılıyor cenaze törenine ve ilk törende, yani Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen ilk törende aslında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ölüm sloganları atıldığını da o noktada duymuştuk. Dualar eşliğinde gözyaşlarıyla Haniye'ye veda ediyor İranlılar. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çok sayıda İranlı, elbette ki aralarında Filistinliler de vardır. Haniye'ye son görev için başkent Tahran'da bir araya gelmiş durumdalar. Haniye'nin naaşı buradaki törenin ardından hava yoluyla Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek. Haniye için yarın Katar Ulusal Camii'nde bir cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, cuma namazının ardından halkın katılımıyla birlikte Katar'da toprağa verilecek diyelim efendim ve Katar'daki törene de İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından da çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.